GCM Forex'ten herkese merhabalar. Haftanın ilk işlem günündeki makroekonomik gelişmeleri değerlendirdiğimizde piyasalarda özellikle Avrupa tarafındaki endekslerin yükselişinin dikkat çektiğini ifade edebiliriz. Bunun temel nedenine baktığımızda ise Banco Espirito Santo'nun daha önce bono ödemelerini gerçekleştiremeyeceğini ifade etmesi yatıyor diyebiliriz. Ancak piyasalarda şu anda gündeme yansıyan başlığa baktığımızda ise Portekiz Merkez Bankası'nın Banco Espirito Santo'yu kurtarmak için 4,9 milyar euro büyüklüğünde bir plan açıkladığını görüyoruz. Bu da piyasalarda bankacılık sektörüne ilişkin kaygıların bir miktar azalmasını sağladı diyebiliriz. Yeni bir şirket kurularak ilgili bankanın varlıklarının büyük bir kısmı bu şirket üzerine aktarılacak ve 4,9 milyar euroluk bir fon oluşturulmuş olunacak bu şekilde bankanın batışının önüne geçilebilmesi için. Bu endekslere baktığımızda yukarı yönlü hareketlere destek veren önemli başlıklar arasında yer aldı diyebiliriz Avrupa tarafında. Almanya'da DAX dışındaki öne çıkan endekslere baktığımızda pozitif rakamların izlendiğini söyleyebiliriz. DAX'ta ise yine dalgalı bir seyir izleniyor. Şu sıralarda %0,05'lik pozitif rakamlar öne çıkıyor diyebiliriz. Yurt içine baktığımızda ise enflasyon rakamları dikkatle takip edildi. Büyük bir merakla beklendiğini ifade edebiliriz yurt içindeki enflasyon rakamlarının. Aylık bazda %0,45'lik bir artış gerçekleşirken yıllık bazda ise %9,32 oranında bir yükseliş Temmuz ayında gerçekleşti. TÜİK'in açıkladığı verilere göre bu rakamların beklentilerin üzerinde gerçekleşmiş olması açıkçası önemliydi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faiz indirimlerini konusunda atacağı adımlara ilişkin beklentileri ilerleyen günlerde de şekillendirebilir. Tabii ki pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı seçimleri öncesinde bu rakamların açıklanan rakamların varlık fiyatlarında çok fazla sert etkiler yaratmadığını da belirtmekte fayda var. Diğer taraftan günün ilk yarısında açıklanan diğer ekonomik rakamlara göz attığımızda Euro bölgesinde Sentix yatırımcı güveninin sert bir şekilde düşüş yaşadığını görüyoruz. 10,1'den 9,1'e inmesi beklenen rakamın 2,7'ye gerileyerek sert bir düşüş kaydettiğini ifade edebiliriz. Diğer taraftan İngiltere için açıklanan önem derecesi yüksek yapı PMI verisi gündemde yer alan rakamlar arasındaydı. 62,4'lük rakam beklentilere yakın bir şekilde gerçekleşti diyebiliriz. Sterlin'de de bu paralelde çok sert hareketler veri sonrası izlenmedi diyebiliriz. Euro bölgesi için açıklanan üretici fiyat endeksine baktığımızda ise %0,1'lik bir rakam görüyoruz. Bu rakam özellikle 2014 yılı içerisindeki ilk pozitif üfe verisi olarak kayıtlara geçti diyebiliriz. Haftanın ilerleyen günlerinde gerek makroekonomik veriler olsun gerekse merkez bankalarından gelecek açıklamalarla piyasaları oldukça yoğun bir gündem bekliyor. Ancak haftanın ilk iş gününde günün ilk yarısı geride kaldıktan sonra önemli bir veri akışının bulunmadığını ifade edebiliriz. Genel anlamda haftanın ilk iş günündeki makro gelişmeleri değerlendirdiğimizde bu şekilde bir özet yapabiliriz. Herkese başarılı işlemler diliyorum.